Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Risale-i Nur Külliyatından 29. mektubun içindeki ikinci kısımda bize Ramazan-ı Şerif'in ne tür hikmetler anlattığıyla alakalı okullarda talebeler ile yaptığımız dersin ilk sunumunu, ilk gösterimde siz kıymetli büyüklerimle paylaşmıştım. Ramazan-ı Şerif'in bu risalenin giriş paragrafında Ramazan-ı Şerif'e 5 başlıkta bakabiliriz demiş üstadımız. Birincisi, Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini nazara veriyordu, terbiyeciliğini. Bunu bir önceki derste okudum. İkincisinde nimetlerin şükrüne Ramazan-ı Şerif'le farkındalıkla açığa çıkıyordu. Bugün inşallah 3. ve 4. nükteleri sizlerle beraber hem görüntülü hem animasyon karakterler ve yazılarla beraber okuyarak beraber okumaya çalışalım inşallah. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. 3. nükte, oruç hayat-ı içtimai insaniyeye baktığı cihetinde sosyal hayattaki zengin ile fakir arasındaki köprüyü kurma noktasında hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki insanlar maişet cihetinde ekonomik seviyeleri muhtelif bir surette halk edilmişler. Cenab-ı Hak o ihtilafa binaen zenginleri fukaraların muavenetine, yardımına davet ediyor. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Benim bu paragraftan anladığım, Cenab-ı Hak zenginlerin fukaraların acınacak acı hallerine açlıklarıyla anlayabilirler demedi. Hissedebilirler dedi. Yani Cenab-ı Hak meseleyi anlamamız noktasında aynel yakin, ilmel yakin, hakkal yakin diye 3 tane anlayış mertebesi var. Herhalde bu anlayış mertebelerinin en üst versiyonu hissetmek denebilir. Aklen, kalben, fikren. İşte halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Eğer oruç olmazsa nefisperest çok zenginler, kendi heva ve hislerini öncelik tanıyanlar bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elim ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemezler. Orucu tatmazsa zenginler, hisleri açığa çıkmadığı için şefkati anlayamazlar. Bu cihetteki insaniyetteki hem cinsine şefkat ise şükrü hakikinin bir esasıdır. Birinci ve ikinci nüktelerde şükrün anahtarı demişti. Manevi şükre mazhar olur demişti. Şükrün anahtarı demişti. Burada da karşımıza şükrün yeni bir tanımı çıktı. O hissedip şefkate mükellef olduğu an insaniyetteki hem cinsine başka insanlara şefkati ise şükrü hakikinin bir esasıdır. Ne zaman bir insan başka bir insana şefkat ediyorsa hakiki şükrün esasını anladı demiştir. Burada da yine bir ilginç bir noktayı nazar var. İnsaniyetteki hem cinsine şefkatli üstadımız, yani Müslümanlara, ehli imana şefkat demedi. İnsanlara şefkat dedi. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini en celbeden hallerden biri bu. Muhtaç olanlara karşı bilhassa şefkat etmek benim koynuma düşen bir noktayı nazar. Okulda talebelere de bunları anlatırken bu noktayı nazarları dikkatlerini çekmeye çalışıyoruz. Hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulunabilir. Evet, insan şükür cihetiyle daima kendinden aşağıya bakmalı. Yukarı bakmak birazcık insandaki devamı hissi, enaniyeti, gurur, kibri tetikleyebiliyor tırnak içerisinde. Fakat alta bakıldığında hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulunabilir. O zaman ona karşı şefkatle mükelleftir. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa, yani açlığı kendi nefsinde tatmasa, yaşamasa,
şefkat vasıtasıyla muavenete, yardıma mükellef oldu. Yardım etmek hususunda vazifeli oldu. İhsanı ve yardımı yapamaz. Yapsa da tam olamaz. Çünkü hakiki o haleti, hissi kendi nefsinde hissetmiyor. Risale-i Nur'un belki de hemen hemen her yerinde üstadımızın ısrarla nazarımıza gelmediği mesele şu ki kendi nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. O zaman ıslah hareketi evvela nefiste başlıyor. O zaman yardıma mükellef olduğu ihsan meselesi de evvela kendinde başlamalı ki hevai hissini, nefs emmaresini susturmalı. Aslında evvela kendi yardıma muhtaç denebilir. O zaman şefkat vasıtasıyla yardıma mükellef olduğu ihsanla yardımı yapamaz. Eğer açlığı çektirmezse kendi nefsine, kendi nefsine tecrübe ettiği, hakikaten elin de zahmetli olduğunu derk ettiği, o zaman Cenab-ı Hakk'ın maksat neticesi vücuda gelmeye başladı denebilir. Uzun konuştum, kusura bakmayın. Tekrar orijinal cümle yoklarım. Şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef oldu. Cenab-ı Hak bizi mükellef yapmış. Zenginler fakirlerin yardımına koşmakla vazifeli. Mükellef cümlesi çok ilginç. İhsanı ve yardımı yapmak zorunda. Eğer bunu çektirmediği zaman hakiki haleti kendi nefsinde hissetmiyor. Bu üçüncü nüktenin noktayı nazarıydı. Tekrardan zihni toparlama noktasında Ramazan-ı Şerif'te Cenab-ı Hak hilkaç noktasında zengin ve fakir suretinde farklı surette insanları yaratmış. Bundan bir hikmeti şu ki zenginleri fakirlerin muavenetine, yardımına koşturmak murad ediyor. O yardıma koşmanın en önemli hususu zenginlerin evvela kendi ihtiyaçlarını farkına varmaları. İşte Ramazan-ı Şerif'teki açlığı kendi nefislerine hissettirmeleriyle aciz, zayıf, fakir olduklarını kendi nefislerinde tecrübe ettiler. Ondan sonra fakirlere şefkatle, muhabbetle hizmet ettiler. Üçüncü nüktede zengin ile fakir arasındaki köprüyü Ramazan-ı Şerif'te nasıl kuruyor? Kendi nefislerimize buna baktık. Dördüncü nükte. Ramazan-ı Şerif'teki oruç, nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, bir de Risale-i Nur'da üstadımızın çok zarif bir ifadesi gene böyle geçiyor. Yani Ramazan-ı Şerif'in hikmeti budur ki dese hikmeti sınırlandırma olacak. Ama Cenab-ı Hak hakimi mutlak, yani sınırsız hikmet sahibi olduğu için üstadımız bunu çok zarif bir geçişle ifade ediyor. Ramazan-ı Şerif'teki oruç, nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, bir de bu açıdan bakılabilir ki, nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. Yani hatta mevhum bir rububiyet, hakikatte yok ama mevhum, gri renk gibi diyebiliriz siyahla beyaz arasında, mevhum bir rububiyet ve keyfe ma yaşa, keyfine düşkün bir tarza hareketi fıtri olarak arzu eden. Yine Risale-i Nur külliyatında Cenab-ı Hakk'ın nefse taktığı, insana taktığı enaniyeti, bu duyguları Cenab-ı Hakk'ın rububiyet sıfatını anlamak, tanımak ve tanımlamak için bize koymuş. Yani bunlar bir ölçücükmüş. Biz bu ölçücüklerle ben kendi odamı evirip çevirip düzenlediğim gibi Cenab-ı Hakk bütün kainatı evirip çevirip düzenliyor diye bir ölçücük koyuyor. Sonra diyor ki benim odamı da aslında evirip çeviren Cenab-ı Hak'tır. O ölçücüğü silip atıyor. O ölçücüğü ne zaman ölçü olmaktan çıkıp asıl gibi zannettiği an mevhum rububiyet dediği burada bu şekillenmeye başlıyor. Halbuki özünde su buz parçası olmaya başlayan o enaniyet Allah muhafaza kavi bir şekilde gidiyor. Peki nereden bu noktaya geldik? Nefsin terbiyesine baktığı cihet konuşuyoruz. Ramazan-ı Şerif nefsimizi terbiye ediyormuş. Nasıl? Önce nefsin bir tanımını tekrar yapıyoruz. Nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. Hatta mevhum bir rububiyet ve keyfe ma yaşa hareketi fıtri olarak arzu eder. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu
düşünmek istemiyor. Sanki o nimetler kendi mülkümüz gibi değil, terbiye olunmak için bize verildiğini düşünmek istemiyor. Hususan dünyada servet ve iktidar da varsa, gaflet dahi yardım etmiş ise, bütün gasibane, gasp edercesine, izinsiz el koyarcasına, hırsızcasına nimet-i ilahiyeyi hayvan gibi yutar. Şimdi Risale-i Nur'un ifadeleri kavli leyyin, yumuşak, zarif, kibar bir uslubu kullandığını her yerde görüyoruz. Ama burada herhalde birinci derecede muhatap nefsimizin emmare kısmı olduğu için ona takılan Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini anlamak için verilmiş olan duyguları kendi heva ve hissine tatbik ettiği için Cenab-ı Hak onun sanki gururunu kırmak gibi keskin ifadeler kullanıyor. Hususan dünyada insanın serveti varsa, iktidarı da varsa, gaflet dahi yardım etmiş ise, bütün gasibane, gasp eder derecesinde, hırsızcasına nimet-i ilahiyeyi hayvan gibi yutuyor. Yani mana ismiyle, manayı harfiyle bakamıyor mesela. Allah namına bakmadığı zaman, kendi nefsi hesabına baktığı zaman yutmak gibi bir mana oluyor. Şimdi tam tersine bakalım. İşte Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki, nefsi sabit tuttuk, zengin de, fakir de, herkesin nefsi anlar ki, kendisi malik değil, memlüktür, hür değil, abdir. Tekrar birinci nükteye zihnen, fikren bir döndük. Eğer izin olunmazsa elini suya uzatamaz demişti. Yani iftara bir dakika veya beş dakika kala kimse elini o suya uzatıp o suyu içemiyordu. O zaman demişti ki nefsinin mevhum rububiyeti kırılmıştı. Ben bu nimetlerin kullanımında hür değilim, başkasının malıdır. Yani kendisi malik değil, tasarrufu ben edemem, memlüktür, hür değil, abdir. Emir olunmazsa, yani birinci nüktede gene demiş Hüsamız, buyurun emri, iftar vaktindeki ezanda Allahu Ekber, Allahu Ekber duyduğu an, buyurun olunmazsa, en adi basit ve en rahat şeyi de yapamaz, elini suya uzatamaz diye o mevhum rububiyeti kırılır. Ubudiyeti takınır, kul olduğunu bilir ve kul tavrına geçti, hakiki vazifesi olan şükre girer. Subhanallah, Ramazan-ı Şerif'te insanın hakiki vazifesinin şükür olduğunu ancak ubudiyet vaziyetiyle anlamak mümkün. Ubudiyet vaziyetini bize unutturan hal için denebilir ki nefsin mevhum rububiyetinin galip gelmesi bize bu hissi unutturuyor, ubudiyet haletimizi unutturuyor. Ne zaman Ramazan-ı Şerif'teki açlık bize hatırlatıyor ki bu nimetlerin, suyun, ekmeğin tasarrufu bize değil, o demek ki bu nimetler benim değil, başkasınındır. O zaman ben hür değil, abdim deyip ubudiyet vaziyetine takınır. Hakiki vazifesi olan Cenab-ı Hakk'ın ondan beklediği şükür ubudiyetine girer. Bugün niyetimiz 3. ve 4. nükleleri okumaktı. Buna bir 5.sini ilave edelim. Bir sonraki derste inşallah 6, 7, 8, 9'a bakarız inşallah. Tekrar geriye dönüp zihnimizi toparlamak makamında 3. nüktede bugün ilk başladığımız derste Ramazan-ı Şerif'in bir hikmeti zengin ile fakir arasında bir köprü kurmayı, yani sosyal hayattaki birlikteliğe bakıyordu. Zenginleri, fakirlerin muavenetine, yardımına Cenab-ı Hak teşvik ediyordu. Fakat bu yardımı sadece maddi olarak Cenab-ı Hak istemiyor. Evvela açlığı, Ramazan içerisindeki açlıkla açlığı kendi nefsimizde tecrübe edip o halete bürünüp o acı, acizliği, zayıflığı, fakirliği hissettikten sonra İhlas ve samimiyetle fakirlerin yardımına koşmak demişti. Tam Cenab-ı Hakk'ın istediği tarzda buymuş. O haleti kendi nefsimizde hissetmek, bunun yolu Ramazan içerisindeki oruçtaki açlıkmış. Dördüncü nüktede Ramazan-ı Şerif'in bize anlattığı birçok manadan bir tanesi
nefsin terbiyesiydi. Nefis kendini hür ve serbest düşünüyor, görmek istiyor, keyfine göre, kafasına göre tırnak içerisinde takılmak istiyor. Cenab-ı Hak bunu Ramazan-ı Şerif'teki oruçla nefsin mevhum rububiyetini kırıyor. Bu nimetlerin, bu vücudun hiçbir şeyin hakkı sahibi sen değilsin. Açlıkla mevhum rububiyeti kırılıp hakiki ubudiyet vaziyetini takınıyor. Bunun neticesinde Cenab-ı Hakk'ın beklediği şükür vücuda geliyor demiştik. Beşinci nükte, Ramazan-ı Şerif'in orucu nefsin teshibi ahlakına, kötü ahlakına ve serkeşane, başına buyruk muamelelerinden vazgeçmesi cihetine baktığı noktasındaki çok hikmetlerinden yine bir hikmetini konuşacağız. Birinci nüktede Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti, terbiyeciliği, mülkün sahibi nazara verildi. İkinci nüktede nimetlerin şükrü nazara verildi. Üçüncü nüktede zenginle fakir arasındaki zekat köprüsü gibi, sadaka köprüsü gibi bunlar nazara verildi. Dördüncü nüktede nefsin terbiyesi, nefis meselesi öyle kıymetli ve ehemmiyetli bir üzerinde durmamız gereken. Artık yani şunu diyebiliriz, birinci nüktede umuma baktı, rububiyet aliminden külli nazarı verdi. İkincisinde yeryüzünü kuşatan nimetler nazarıyla baktı. Üçüncüsünde sosyal hayatta zenginle fakir arasındaki köprüyü konuştu. Dördüncü nüktede artık enfüze geldik. İç dünyamızdaki nefsin terbiyesi dedi. Bu mesele önemli olduğu için beşinci nüktede gene nefisten devam ediyoruz. Fakat bu sefer nefsin teshibi ahlakına nazar veriyor üstadımız. Ve serkeşane muamelelerinden vazgeçmesi cihetine baktığı noktasındaki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor. Mahiyetindeki hadsiz aczi, nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Allahu Ekber. Cenab-ı Hak insanın terakkisi için nefse öyle bir halet vermiş ki insanın nefsi gafletle evvela kendini unutuyor. Mahiyetindeki hadsiz aczi ve fakrı, kusuru göremez ve görmek istemez. Cenab-ı Hak hadisi kutsi'de demiş aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e buyurmuş bize bildirmesi için. Bende olmayan ile bana gel. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de hikmet noktasında demiş ya Rabbi sen kusursuzsun, sende ne yoktur? Bende acizlik yok, fakirlik yok, kusuru yok. İşte insanda bunlar olduğu için hudutsuz acizimizle, hudutsuz kudretine, hudutsuz fakirliğimizle, hadsiz zenginliğine iltica edebiliyoruz. Cenab-ı Hakk'ın hadsiz subhaniyetiyle biz kusurumuzla onun subhaniyetine teşvik beğeniyoruz. Bizdeki bu üç arş, acizlik, fakirlik, kusurluk, Cenab-ı Hakk'ın kudretine, zenginliğine, subhaniyetine yanaşmamızda bir fırsatmış. Fakat nefsi insaniye gaflet ettiği için bunları fırsata çeviremeyip bunlarda boğulabiliyor galiba. Göremez ve görmek istemez. Devam edelim. Hem ne kadar zayıf ve zevale maruz musibetlere hedef bulunduğunu, çabuk bozulur, dağılır, et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Adeta polattan bir vücudu var gibi, laye mutane kendini ebedi tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. Hiç ölmeyecekmiş gibi. Şedid bir hırs ve tamağı ile ve şiddetli alaka ve muhabbet ile dünyaya atılır. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır. Hem kendini kemal-i şefkatle terbiye eden Halık'ını unutur. Hem netice-i hayatının ve hayat-ı uhreviyesini düşünmez. Ahlak-ı seyyiye içinde yuvarlanır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç en gafillere ve mütemerritlere, inatçılara ve zaafını ve aczini, fakrını ihsas ediyor. Tekrardan hatırlatıyor. Ramazan-ı Şerif'teki oruç, açlık,
mülkte tasarruf edememek, benim malım olmadığını bilmek, en gafillere de, en mütemerrit inatçılara da, en zayıflara da, en acizlere de fakrını ihsas ediyor. Açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor, midesindeki ihtiyacını anlar, zayıf vücudu ne derece çürük olduğunu hatırlıyor. Ne derece merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu derk eder, anlar. Nefsin firavunluğunu bırakıp kemali aciz ve fakir ile dergâh-ı ilahiyeye, ilticaya bir arzu hisseder. İşte aç olmadan bu acizlik ve fakirliği görmüyordu, görmek istemiyordu, Halik'ini unutuyordu. İşte Ramazan içerisindeki açlıkla nefsin firavunluk cihetine bir darbe olup tekrardan nefse hatırlatılıyor ki mutlak aciziz, mutlak fakiriz. O zaman bizim fakirliğimize ve acizliğimize gani-i mutlak olan Cenab-ı Hak cevap veriyor. O zaman dergah-ı ilahiyeye, ilticaya bir arzu hisseder. Ve bir şükrü manevi eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır. Eğer gaflet kalbini bozmamak ise, aman Allah'ım, yani bu açlığı yaşadığı halde inşallah istikbalde göreceğiz. Galiba 7-8. cütlerde geçecek. Ramazan-ı Şerif'in, orucun en ekmeli odur ki lisanı ve mideye oruç tutturulduğu gibi göze de oruç tutturmak, haramlara karşı lisana da oruç tutturmak, kulağa da oruç tutturmak, hatta kalbe, hayale, sırra oruç tutturmak gibi üstadımız bunları söyleyecek. Son bir de cümlesi çok zarifti. Bu kadar hikmet ve hakikati Ramazan içerisindeki açlığı gördüğü halde aczini ve zaafını, maneviyatını fark edemediyse, bu his uyanmadıysa, şükrü maneviyi anlamadıysa, o zaman vay o mukallibel kulüplü üstadımız, mühürlenen kalpler, eğer gaflet kalbini bozmamış ise. İnşallah burada frene basalım. Bugün 3., 4. ve 5. nükteleri, Ramazan-ı Şerif 29. mektubun ikinci kısmı olan Ramazan-ı Şerif'in 3., 4., 5. nüktelerini beraber okumaya çalıştık. 3., 4. ve 5. nüktedeki hakikatleri müzakere ettik. Cenab-ı Hak söylediği okuduğumuz, gördüğümüz, telaffuz ettiğimiz her kelimeyi katında kabul etsin, rızasına mazhar etsin. Bu okuduğumuz çekirdek kelimeleri inşallah akıl ve gönül dimağ toprağımızda ağaca inkılap etsin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtene inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. İnşallah 6., 7., 8. nüktelerde buluşmak ümidiyle El Fatiha'ma salavat.